çeşitli nedenlerle herhangi bir jinekolojik sorun olmamasına rağmen yapılan ultrasonografide radyolog tabii ki gördüğü zaman söylemek durumunda bunu yumurtalıkta kistik yapı saptanmıştır diye hemen yazıyor ve imzalayıp gönderiyor. Jinekolojik muayene önerilir diye. Bunların önemli bir kısmı aslında kist falan değil. Bunların önemli bir kısmı yumurtalıkta aylık olarak oluşan folikülün kendisi. Şimdi bu makete bakacak olursak her ay düzenli olarak sağ veya sol yumurtalıktan bir adet yumurta seçiliyor. Bu etrafında bir sıvı biriktirecek şekilde folikül adını verdiğimiz yapıya dönüşüyor. Folikül içi sıvı dolu kesecik demek. Çatlayana kadar bu yaklaşık olarak 20 mm çapına kadar gelebiliyor. Ondan sonra çatlıyor gidiyor. Belli bir süre sonra Burada korpus luteum dediğimiz yapı sarı cisim oluşuyor. Şurada görebiliriz. Sarı cisim de buradan progesteron salgılamaya şurada progesteron salgılamaya devam ediyor yumurtlama sonrasında. Şimdi herhangi bir dönemde siklusun herhangi bir döneminde yapılan ultrasonografide yumurtlama öncesi dönemde folikül saptanabilir. Ultrasonografide o şekilde yansıyor genelde. Bazen korpus luteum o sarı cisim dediğimiz yapı yani yumurtlamadan sonra o yumurtlamanın olduğu yumurtalıkta oluşan ve progesteron salgısından sorumlu olan yapı biraz daha büyük olabiliyor. Bu ultrasonografiye yumurtalık kisti şeklinde yansıyabiliyor. Kanamalı korpus luteum dediğimiz korpus luteum hemorajikum biraz böyle hakikaten kist gibi bir yapı arz edebiliyor. Bazen korpus luteum'un kendisi bile kist gibi bir yapı arz edebiliyor. Biz bunun ayrımını renkli Doppler'de yapabiliyoruz. Renkli Doppler'de... böyle etrafında... damarlanmadan oluşan bir hale... gördüğümüz zaman ring of fire deniyor buna İngilizce radyolojik terim olarak. Bunun korpus luteum olduğunu... anlıyoruz. Tabii ki siklusun gününü de... dikkate alıyoruz. Adet döngüsünün gününü de. Demek ki... E, radyolojiye kist olarak yansıyan birinci yapı korpus luteum'un kendisi olabilir. İkincisi de o ay o folikül dediğimiz içi sıvı dolu kesecik çatlamamış olabilir. Yani yumurtlama olmamıştır. O kesecik çatlayacağı yere 20 milimetre daha da sıvı biriktirmiştir. İçinde ne olmuştur? Kist gibi görünmeye başlamıştır. 30 milimetre olmuştur, 40 milimetre olmuştur. Hatta bazen 10 santimetreye kadar ulaşanını gördüm. Ne oluyor? o çatlamamış yumurta adet kanamasının gecikmesine neden olabiliyor. Lekeleme tarzında kanamaya neden olabiliyor. Her şeyden önce yumurtalıkta kist görünümü arz edilmesine neden oluyor, arz etmesine neden oluyor. Ee, o kist yapısı gerçek bir kist zannediliyor halbuki o çatlamamış bir yumurta esasen. Ama tabii ki radyolog ne yapacak? Onu kist olarak bize gönderecek. Ama kist değil o. Çatlamamış yumurta ne oluyor? Genelde bir sonraki adet döngüsünde kendi kendine çatlıyor gidiyor bazen bu çatlama ağırlı olabiliyor ağırlı olmasa bile o çoğunlukla 95 oradan çatlayarak gidiyor vücut geçen ayki halledemediği olayı bir sonraki ayda halletmiş oluyor yani burada esas anahtar kelimeler şunlar hemen böyle biz radyologdan rapor geldiği zaman kist diye atlamıyoruz böyle hemen ameliyat yapalım falan filan diye. Biraz böyle değerlendiriyoruz her şeyden önce hastanın yaşı. Şimdi kist üreme çağında olduğu zaman farklı, menopozda olduğu zaman farklı, henüz daha adet görmemiş genç bir kızda olduğu zaman farklı. Üreme çağında olduğu zaman bir kere bir kenara koyuyoruz onu. Çok büyük ihtimalle bu fizyolojik bir şey diye. Adet döngüsünün de günlerini de dikkate alıyoruz. Eğer e, yumurtlama döneminden sonra olmuşsa özellikle de adeti gecikmişse lekelenme tarzında kanama gibi şeyleri varsa ha diyoruz bu çatlamamış yumurta büyük ihtimalle. Onu da bir artı puan olarak e, kenara koyuyoruz bu artı puanlar bizim e, hastayı yani kadını ameliyat etmeden gözlemleyerek biraz sabrederek bekleyerek e, kendi kendine kaybolmasına imkan vermemizi sağlıyor. Halbuki çok acele edilirse en ufak bir ağrıda falan filan panik olunursa ameliyat edilebilir ama çoğunlukla da gereksiz ameliyat edilmiş olur diyeyim. Yani radyolojiden kist var raporu geldiği zaman özellikle üreme çağında bir kadında bunun gerçek bir kist olma olasılığı oldukça azdır.